Herkese merhabalar. Seda Yalçınkaya ben. İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan. Çarşamba günü gerçekleştirilen FED toplantısından sonra hem borsada hem de dolar TL'de şu anda baktığımızda bir kutlama havası, bahar şenlikleri esiyor diyebiliriz. Gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı şu anda oldukça pozitif bir hava var. Dolar, küresel anlamda değer kaybetmesinden kaynaklı olarak gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanıyor. Lira da burada pozitif olarak ayrışan ve özellikle bu iyimser havadan nemalanan bir para birimi olarak karşımıza çıkıyor ve dolar TL'de aşağı yönlü hareketleri 2.89 seviyesine kadar takip ettik. Şu anda bu iyimser hava bir miktar daha sürebilir ve kurda 2.82 seviyelerine kadar bir geri dönüş görebiliriz. Ancak ara destek olarak 2.83-70 seviyesinin takip edilmesinde fayda var. Çünkü buraya kadar olan geri çekilmelerde paritenin yukarı yönlü bir atak yaptığını görüyoruz. O nedenle baktığımız zaman yukarı alanda 2.87-50, 2.88-80 ve 2.90 bölgeleri direnç anlamında dolar TL'de takip ettiğimiz seviyeler. Haftaya bizim için 24'ünde TCMB'nin para politikası toplantısı var. O oldukça önemli olacak. Ama buraya kadar olan süreçte bu iyimser hava devam edebilir. Özellikle dolar TL için. Endekste de tam bir sıçrama yaşadık ve pozitif o güzel hava ile birlikte 81.000 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleşti. 80.600 seviyesi bizim için önemli. Buranın üzerine kalmayı sürdürdüğümüz sürece 84.000 seviyesine kadar bir atak yapma potansiyelimiz var. İçeride yabancı girişleri oldukça iyi bir şekilde artarak devam ediyor. Tahvil faizlerinde bir miktar geri çekilme var. Bu da endeksi destekliyor. Baktığımız zaman şu anda pozitif görünümle halen daha yukarı yönde atak yapma potansiyelinin bir miktar daha artabileceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında şu anda Euro-Dolar paritesinde FED kararları sonrasında 1.13 bölgesine kadar gelmiş durumdayız. Bugün bir miktar realizasyonlar olmuş gibi görünüyor. Bir miktar geri çekilme var. Ancak bugün Euro bölgesinde açıklanacak herhangi bir veri akışı yok. Oldukça sakin bir gün geçirilebilir. ABD tarafına baktığımız zaman FED üyelerinin açıklamalarını takip ediyor olacağız. Onlara bakmakta fayda var. Euro-Dolar'da 1.1375 seviyesinin üzerinde yerleşmesi durumunda 1.14-1.15 bölgesine doğru yukarı yönde yükseliş sergileyebilir. Ancak 1.12.50 seviyesi destek anlamında oldukça kuvvetli ve önemli diyebiliriz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. İntegral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.